Arena'nın 2 hafta önce açtığı fuhuş çetesi dosyası kimleri neden rahatsız etti? Arena, küçük yaştaki kızları alıkoyan çetelerin peşine düşmeye devam ediyor. Fuhuş çetesinin çarpıcı detayları Arena'da. Sevgili seyirciler, biraz önce izlediğiniz başarılı haberi yapan değerli arkadaşımız, meslektaşımız Gülnur Saydam şimdi canlı yayında. Gülnur, şu andaki durumu ve daha önce paylaşmadığın özel bilgileri seyircilerimize aktarır mısın? Stüdyomuzda Zafer Partisi Genel Başkanı Sayın Profesör Doktor Ümit Özdağ ile birlikte seni dinliyoruz. Evet Uğur Dündar, şu anda Şam'dayız. Tabii Şam'da hayat her ne kadar normal akışında görünse de Şam dışında kalan birçok şehirde hem tedirginlik hakim hem de bir taraftan sevinç hakim. Her iki ana da tanıklık ettik. Tabii birçok köy artık kullanılamaz halde o çatışmalardan sonra. Birçok kasabaya girilmiyor. Hala YPG'li PKK'lı terör örgütlerinin Tel Rifat'ın altına kilometrelerce kazdığı tüneller var. Hala orada konuşlanmış durumdalar. Dolayısıyla şehirler arasına tam 12 yıldır kapatılan şehirler vardı. O 12 yıldır kapatılan şehirler arasında şu anda bir göç dalgası var, ancak ciddi keskin nişancılarında mayınların da olduğunu söyleyebiliriz. Birçok noktada köyler, kasabalar terk edilmiş durumda. Özellikle biz Azes tarafından çıkıp Şam'a gelebilmek için saatlerce direndik. Öyle ki ana arteri kullanmamak durumundaydık. Çok büyük ölçüde bir trafik vardı. Ancak köy ve kasaba yollarına girerek biraz risk alarak girdik. Çünkü hala orada PKK'lı, YPG'li terör örgütleriyle Hayat-ı Tahrir Şam'ın üyeleri çatışmaya devam ediyor. Bizim hemen önümüzdeki giden araçlar tarandılar. Saatlerce beklemek zorunda kaldık o çatışmanın bitmesini. Dolayısıyla sadece bize değil, yani sivil araç yollarının hepsine yapılan bir şey var şu anda. Bir kaotik bir durum yaşıyorlar. Şimdi her ne kadar ekranlara bölgeden sevinç çığlıkları atan, kutlamalar yapan Esad karşıtları gelse de, Esad yönetiminin değiştiğine sevinen Suriyeliler olsa da, ama madalyonun diğer bir yüzünde de özellikle Şam'da, Laskiye'de farklı mezheplere, farklı dinlere mensup kişiler de var, Suriyeliler de var. Biz bugün onlarla konuştuk ve bize çok tedirgin olduklarını, çok korktuklarını söylediler. Zira hala nasıl bir yönetim yapısının burada hakim olacağını elbette ki bilmiyoruz. Şam özeline baktığımızda aslında Türkiye'de şöyle örnek verebiliriz. Hatay nasılsa farklı dinlerin, kültürlerin bir arada yaşadığı bir şehirse, Şam da aynı şekilde farklı kültürlerin, tarihi yine kültürlerin, dinlerin, mezheplerin yaşadığı bir şehir. Dolayısıyla burada olan kişiler de korktuklarını söylediler. Tabii şunun altını çizelim. Özellikle bir algı var. O da Türkiye'den akın akın Suriyelilerin göç edip Suriye'ye geldikleri yönünde. Ancak bizim gözlemlediğimiz kadarıyla gerek sınır kapılarından yaptığım canlı yayınlar, haberler, gerekse sınırın öbür tarafına geçip, yani Suriye'ye gelip konuştuğum kitleler, göç eden kitlelerse bu durum tam farklı bir noktasını gösteriyor. O da göç ağırlıklı olarak şehirler arasında, yani Şam'dan Halep'e, Halep'ten Tel Rifat'a, Afrin'den Laskiye, Laskiye'den Şam'a derken yoğun bir trafik var şu anda. Ama şehir, yani Suriye'nin iç yapısında, ülke içerisindeki bir trafikten bahsediyorum. Türkiye'den gelen az sayıda gençler var. Bekar ve işsiz gençlerin ağırlıklı Türkiye'ye geldiğini söylüyoruz. Tek tek aile olduğunu söyleyebiliriz. Öyle ki biz bugün özellikle Hayat-ı Tahrir Şam'ın yönetimi altında kalmak istemiyoruz diyen kişilerle de konuştuk. Suriyelilerle konuştuk. Onlar biz korkuyoruz. Biz bu yapı altında kalmak istemiyoruz. Can güvenliğimiz yok dediler. Ne yapacaksınız diye sorduğumuzda Türkiye'ye göç etmeyi düşünüyoruz diye söylediler. Türkiye bize kapısını açıyor ve bizim amacımız Türkiye'ye gelmek. Yani aslında görünen o ki, demek ki burada Laskiye'de, Şam'da sıkışmış kalan, güneyde sıkışmış kalan kişilerinde, Suriyelilerinde burada korktuklarından dolayı farklı noktalara göç etmesi de elbette ki söz konusu. Zira
hala çatışmaların devam ettiğini, hayatın Şam dışında, Lazkiye dışında tamamen artık durma noktasına geldiğinde söz konusu edersek aslında tamamen kaotik bir durumla karşı karşıyayız diyebiliriz. Özellikle de yönetim sisteminin henüz ne olacağı belli olmadığı şekilde. Biz sözcü ekibi olarak birçok noktaya girdik. Hapishanelere girdik. Tünellere girdik. Yine aynı şekilde o gizlenen noktalar neresi varsa hücre evlerinin görüntülerini aldık. Öyle ki ilk kez bir kanala Hayatül Tahrir Şams üyeleri röportaj verdiler. Aynı şekilde Suriye Milli Ordusu komutanı bizim televizyonumuza röportaj verdi. Buradaki durumlarını yani anlattı. Dolayısıyla objektif yayın yapmak adına burada kameraman arkadaşım İlyas Yiğit'le birlikte fazlasıyla çaba gösteriyoruz. Bu ekranları objektif bir şekilde haber getirebilmek adına ancak şartlar oldukça zor. Zira hiç de şakaları yok. İstedikleri yani şüpheli gördükleri ve rahatsız oldukları takdirde anında ellerinde zaten herkesin silahı var, mühimmatları var, doçkalar yollarda. Küçücük bir yanlış anlaşılma da küçücük bir tedirgin oldukları durumda sivil ya da herhangi bir şekilde kişi, gazeteci vesaire fark etmeden bir ölümle sonuçlanabilir. Dolayısıyla hem aradaki iletişimi sağlamak hem objektif yayın yapmak elbette ki bu savaş alanında, savaş ortamında fazlasıyla zor. Ancak burada olduğumuz müddetçe sizlere en sıcak haberleri en nesnel haliyle de aktarmaya devam edeceğiz. Ve bugüne dönecek olursak Şam'ın özellikle merkezinde Evemi Meydanı kutlamalar son hızıyla devam ediyor. Havaya ateş açıyorlar. Ellerinde bayraklar var. Kutluyorlar. Kadın, çocuk, yaşlı. Az önce de söylediğim gibi madalyonun bir yüzünde sevinen, rejimin düştüğüne sevinenler var. Diğer yönünde ise aslında onlar da tamamen korkan, farklı mezheplere ve dinlere sahip olup korkan veya Tahrir Şam'ın yönetimin sisteminde kalmak istemeyenler var. Şu anda tamamen karışık bir durum söz konusu. Şuna da değinmek istiyorum. Biz bugün buraya geldiğimizde Türk lirasının geçmediğini öğrendik. Yani döviz merkezlerinde Türk lirasına dair hiçbir şey yok. Paramızı çeviremedik. Aynı şekilde Suriye hattı aldığımızda Suriye hattında da şunu fark ettik ki daha önceki rejim sisteminde Türkiye'ye Suriye'den özellikle Şam'dan ve Lazkiye'den Suriye hattıyla Türkiye'yi aranmadığını öğrendik. Yani uluslararası açılımda Türkiye'nin olmadığını öğrendik. Dolayısıyla bu yayınları yapmakta da elbette ki zorlukta çektik. Bunun da altını çizelim. Tabii önümüzdeki günlerde neler yaşanacak bizler de bilmiyoruz. Ancak an be an sizlere olduğumuz noktadan sıcak yerden Suriye'den aktarmaya da devam edeceğiz. Çok teşekkürler Gülnur. Gerçekten çok başarılı yayıncılık örnekleri sergiliyorsun. Aman ayağına taş değmesin kardeşim. Sağ ol. Hocam Gülnur'u birlikte seyrettik. Evet. Özel haberini seyrettik.